Ya resmen bizi oyuna getirdiler o zaman. İnanmıyorum ya. Hayır yani bir de ne bekliyorlar? Ne olacak acaba yani biz burada olunca? Yani ne olacak ki? Hiç. Ne? Ne ne? Bakma öyle. Güzele bakmak sevap demişler ya. O güzelin tersi çok pis. Onu da söylediler mi sana? Bakma dedim. Bakmak da yasak yani öyle mi? Yasak. İstersen o çatalla gözlerimi de çıkar Lale. Hatta nefes de almayayım ben. Alma Onur. Fotosentez yap. Alma. Ay çok tatlı işler ya. Aynı romantik komedi filmlerindeki gibi böyle baş başayalı baş başalar. Ay vallahi saç başa baş başa girmeseler bari. Yok be kuzum. Bence bu sefer var ya kesin barışacaklar. Kız Filiz yemin ediyorum helal olsun sana. Başka da bir şey demiyorum. Mevzu aşksa gerisi teferruattır. Ay daha kötü ne olabilir ki Fikret? Zaten çocuklar ayrılmışlar. Bir daha mı ayrılacaklar? Ay sen de enteresansın yani. Zaten barışmazlarsa onları buraya toplayanlar olarak toptan ayva yedik Fikret Bey. Müşteri olun. Başta da ben. Samet. Ay çok yakışıyor kız bunlar birbirlerine. Ah değil mi, değil mi? Şş, sesini aç biraz. Sesini valla duyamıyoruz yani. Evet. Kumanda evet. Evet. Necoş Bey, buyurun. Ay bir dakika, bir dakika. Tabii ya. Ay şimdi tabii jeton düşüyor. Orada sen böyle laf kalabalığı yaptın. Ben durumu yanlış anladım tabii. Anlayamadım, anlayamadım. Neyi yanlış anladın aşkım? Aşkım yok. Aşkım yok. Tamam canım. Taze bitti canım. Taze bitti. Peki bir tane. Peki. Bir tanem ne oldu biliyor musun? Tedavülden kalktı Onur. Yok aramızda bir tanem falan. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuradan şöyle araya bir dikenli tel çekelim. Ha? Buradan böyle karşılıklı konuşuruz. Şu fazla yakınlaşmadan. İyi fikir. Hatta şu dikenli tellerin etrafından böyle elektrik sıçrasın. Çok daha iyi olur. Şahane. Mayınla döşeyelim mi? Kesin çözüm. Biri adım atarsa final. Sen evliliğimizin altına mayınları döşemişsin zaten. Böyle patlaya patlaya bir hale olduk. Kim bilir adımını atıp patlatmadığın kaç tane mayın vardır bu ilişkinin içinde acaba? Ama yani Onurcuğum da haklı bir yerde. Yani değil mi bu kadar inatta? Ya el vicdan, el insaf diyorum, istirham ediyorum. Şimdi Yıldız Hanım yani evet tamam çok haklısınız ama yani şimdi Onur da böyle hem suçlu hem de güçlü yani hani. Bir saniye. Yani siz... Tabii sessiz sakin ya. Duyamıyoruz yani konuştuklarını ya. Neyin heyecanlı yeni? Bütün bunları sen planladın değil mi? Böyle aklın sıra böyle buraya kapattın bizi. Burada böyle ikimiz baş başa kalacağız kitli. Kendini affettireceksin ha. Çok zekisin. Kaç kez söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Sorun yok. Anlayacaksan. Bu planı ben yapmadım Lale. Kaldı ki zaten beni affetmeyeceğini de artık biliyorum. Farkındayım yani. Ne oldu? Kabul ettin hemen değil mi? Hemen kabul ettin. Pişmanlık yok. Hemen vazgeçtin. Özür dilemek bile yok ya. Bravo. Ben senden defalarca özür diledim. 100 kere diledim. 1000 kere daha dilerim. Özür diliyorum Lale'cim. Benden özür falan dileme ya. İstemiyorum. Bu özür dilenecek bir durum bile değil çünkü. Tamam peki. Tamam peki. Tamam peki sustum. Bravo ya. Hani ben uğraşayım, istemiyorsa susayım. Sustum bitti, olay kapandı. Bravo ya. O zaman bir dinle beni. Rica ediyorum bir dinle. Dinliyorum. Başlangıçta ailem baskı yapıyordu evlenmem için. Beni sürede o yüzden nişanlanmıştı. Sevmeden, istemeden. Lale zaten o yüzden her şeyi kestirip attım.
Ama seninle olan ilişkimiz farklı. Hatırlarsan ilk başlarda sen de benimle didişiyordun. İkimiz de şunu çok iyi biliyoruz. Biz birbirimizi severek evlendik. Ben geçmişte ne yaşadık, ne konuştuk, ne düşündük hiç ilgilenmiyorum. Umurumda değil. Şimdi minicik çok güzel bir bebeğimiz var. Birbirimize çok derin duygularımız var. Çok güzel bir geleceğimiz var. Ben sadece bunlara odaklanıyorum. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Nasılsın? Alo, şu an müsait değilim. Daha sonra konuşalım mı? Tabii müsait değilsin. Ay ya, dün akşam hemen gittim ben sana. Ulaşamadım yani, merak ettim. Telefondan da şey yapamadım. Bebek nasıl? Sen nasılsın? Aa, yetiştim. Emir de gayet iyi. Sağ ol. Emir. Sonra konuşalım mı? Sonra konuşun. Ya tamam, okey. Bana uyar da şey, bu akşam yani müsaitsen buluşup bir şeyler içelim mi? Nerelerdesin? Şu an mümkün değil. Yarın görüşürüz. Görüşün tabii. Niye görüşmeyesiniz? Görüşün. Layla kim ya? Layla kim? Bu kız kim? Tanımıyorum etmiyorum. Bu kız kim ortaya çıktı bir anda? Layla bir sakin olur musun? Ben çok sakinim. Belli. Bırak bir anlatayım. Tamam anlat. Penisu'ya verdiğim paradan dolayı son yaptığım projede bir nakit açığı oluştu. O açığı kapatmak için de bir firmayla anlaşmak zorundaydım bu proje adına. Birkaç yatırımcıyla görüştüm. Sonunda bir Alman firmasıyla anlaştım. Firmanın sahibi Mesut Bey. Kendi gelemiyor işlerinden ötürü. Kızı Layla Hanım anlaşmak için geldi. Hikaye bu. Güzel hikaye. Vallahi çok şahane hikaye. Alman kızı Layla. Başlığımız herhalde. Yani tabii ki ihtiyacın olacak. Çünkü Onur Sarıhan neyi sever? Parayı ve kızı sever. Çok sever. Lale ne alakası var ya? Abartma iyice. Çok alakası var Onur. Aramız kötü, daha düzelmemiş. Bir anda Almanya'dan İstanbul'un göbeğine Layla düşüyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen ne ima ediyorsun ya? Bence senin bu durum hoşuna gitmeye başladı hala ha? Ayrılık süreci iyi geliyor sana değil mi? Ben var ya çok pişkin tanıdım. Senin kadar pişkinini görmedim Onur Sarıhan. Gerçekten seni alkışlıyorum, bravo. Ben de seni alkışlıyorum Lale. Yılın en inatçı kadını ödülünü veriyorum sana. Alkışlar Lale Sarı. Onur sen yapma bari. Ne yapıyorsun Onur? Ne yap? Oyunumu çalma. Çalma oyunumu. Ben alkışlayacağım. Ayrıca bu ilişkiyi böyle benim inadımı bitiriyor ya? Ben inatçı değilim bir kere. Anladın mı? Hiç inatçı değilim. Hiç. Sen benim hayatımda gördüğüm en inatçı kadınsın. Yapma be bacanak, yapma yani bu ceza sahasında kırmızı kartlık hareketler. Dur, bir dur. Evet ablacığım, sen de biraz sakin ol. Ablam, bak bence gidip ayrılım yoksa iyice birbirlerine girecekler. Ya ben söylemiştim. İçime dolmuştu. Söylemiştim kötü bir şey olacak. Sus Fikret. Lütfen sen de bulgucu gibi uğursuz uğursuz konuşma, istirham ediyorum ama lütfen. Yok. Benim içimde var ya şu kadarcık bir affetme duygusu vardı seni ama onu var ya sildin süpürdün. Şu yaptıklarından sonra da hiç eser bile kalmadı artık. Tamam. Zaten pamuk ipliğine bağlı ya. O senin beni affetme ihtimalin var ya. Fazlanaz aşık usandırır Lale. Değil ki öyle değil ki. Fazlanaz değil. Ben sana az bile yaptım. Senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Ne yapıyorsun Allah, hemen ya? Bir anda kadın ortaya çıkıyor. Ne saçma bir şey ya. İçime giriyor, atma şunları. Ya bir anda ortaya bir kız Almanya'dan gelmiş. Ne yapıyorsun ya? Bir bırak şunu. Dinler misin beni? Sen bana bol sıfırlı bir çek yaz. Ben seni çok güzel dinlerim. Lale bana bak, bana bak. Bakıyorum. Sen bana bakma o zaman. Bakma bana. Bakacağım. Bakma. Lale. Bakma. Atma şunları diyorum sana. Filiz neredesiniz ya? Ya bağırma. Allah aşkına çıkarın beni buradan ya. Filiz. Ya neredesin? Koş Sevan. Sevan koşun. Sevan oraya. Lale. Filiz açın kapıyı, açın. Sevan.
Samet buraya gel. Beni sinirlendirme Samet. Geleceksin. Sen nereye gideceksin ama? Ben geleceğim. Bir dakika ya. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.